anne hiç, bambaşka hiç, bir hiç, ya 52 hiç, yaşındaki evladı için kadının çırpınışına bak. Gece Ali, kızı kızı. Annem dedi, gece Ali koynumda yatayım yavrum. Annemi almadan gelme. Anneannem dedi bana, sarıldı boynuma. Tamam bulduk. Şimdi bir sakinleş, bir alo de, bir alo de. Alo. Efendim. Nasılsın yavrum? Abla neredesin sen? Anne. Ha yavrum. Anne gördüğüme sevindim seni. Ben rahatım. Ben gelmek istemiyorum. Anne geleceksin tamam ablam. Hayır biz inanmıyoruz abla. Hayır. Dur. Vallahi çok rahatım. Hayır abla. Yok. Hayır bak, ben seni almadan gitmiyorum ablam. Dur. Ben rahatım. Hayır. Bak 5 aydır ben o kadar rahatım ki yeniden doğdum ben. Hayır abla geleceksin seni göreceğiz. Yok ben rahatım. Ben gelmeyeceğim. Ben evlendim. Kimden evlendin sen evliyken abla? Ben evlendim tamam mı? Dörtlük bir insanla evlendim. Kimle evlendin abla? Kimle sen ben evlendin? Ben evlendim evlisiniz tamam mı? Ya. Ben gelmiyorum. Abla, ben gelmiyorum evlisin. Tamam mı? Resmi nikahım da olacak. Hanımefendi tamam siz şu an abla resmen evlisiniz yalnız hatırlatayım da. O korkuyor. Abla korkma. Hanımefendi siz evlisiniz ya bak. Yok. Abla. Bir dakika. Gelin de görün benim hayatımı. Dört dörtlük bir hayatım tamam var. Tamam adresini inşallah ver abla. Adresini ver gelip göreceğiz seni abla. Orada değil mi o? Abla. İstanbul'da. Abla gelip göreceğiz seni. Biz senin rahat olduğunu, iyi olduğunu göreceğiz. Görün, gelin de görün. Tamam adresini ver ablam. Tamam. Sen kızlarını özlemiyor musun ablam? Dur. Nasıl bıraktın Elif'im beni yavrum? Sen Elif'ini almayacak mısın abla? Sen Elif'i istemiyor musun abla? Sen 6 aydır niye sesini duyurmuyorsun abla? Kim konuşuyor orada? Beni dinle. Sen demedin mi? Sen demedin mi kız kardeşim ben daha gitmeyeceğim. Ben temiz sayfa beni açtım dinler kendime. Misin? Beni yani dinler misin? Yüz yüze konuşacağız tamam mı? Söyle ben dinliyorum abla. Yüz yüze konuşacağız. Söyle niye aramadın abla? Sağ olduğunu niye söylemedin benim anneme? Annem babam 2 aydır hastanede kanser tedavisi görüyor. Senin sayıklığın seni. Beni dinle. Beni dinler misiniz? Dinle. Ben anca doğdum. Anca doğdum ben. Hı. Ben anca rahatım ve ben dört dörtlüğüm. Tamam adresi de ver abla. Hanımefendi dur öncelikle efendim bir konuşalım. Nasılsınız Müge ben? Ben çok iyiyim. Dört dörtlüğüm burada. Tamam maşallah. Bak 2 saattir 2 tane Ahmet'le Cengiz'e sen mi öldürdün diye yedik adamların başlarını senin için. Ben çektiğimi ben biliyorum. Ben görmek istemiyorum. O kişiyi beni boşarsanız çok sevinirim. Avukat boşandınız demişti ama boşanmamışız demek ki. Beni boşatın. Ben nikah yapacağım çünkü imam nikahım var. Ben resmi nikah yapacağım. Ben bu kişiyi çok seviyorum. Dört dörtlük el üstünde tutuyor beni. 5 aydır el üstünde tutuyor beni. Kim abla kim abla kim? Dur bir saniye Cengiz Bey. Ben ondan görmediğimi efendim? Ben 5 aydır doğdum. 5 aydır yaşadım. 5 aydır. Müge Hanım. Efendim Cengiz Bey. Müge Hanım. Efendim. Onu da Nuray ile baş başa bırakıyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Onu da Nuray ile baş başa bırakıyorum. Şimdi. Eyvallah baktın, sağ ol. Eyvallah baktın. Sağ ol. Üç çocuklu sağ ol. Kadına bak sen şimdi. Allah yolunu bahtını açık etsin. Yalnız. Bak ikide bir Nuray deyip Nuray'ı arkasına saklanma. O, yok. Nuray mevzusunun bittiğini sen çok iyi biliyordun. O yıktı. Tamam mı? Olsun. Sana ben kapımı. Ya bırak. Bırak tamam ben tartışacak Nuray'ı, değilim. Bak şimdi Nuray'ı sen şimdi benim nikahımdasın. Derhal. Hemen. Ya sana ne? Sana ne? Ya boşanıyorsun ya sana ne? Ya kardeşim bak sen benden boşanmıyor muyuz biz? Sana ne? Mutlusun ya sen orada. Mutluluğuna bak. Nasıl hadi. Gitti ya yuva? Hadi Allah yolunu açık etsin. Senden çıktığını biliyordum sen zaten. Sen ne diyorsun ya? Nuray'ın çocuğu da sendenmiş. Sen gitti, ne diyorsun ya? Yaptır, ya saçma yaptır. Saçma sapan. Tabii. Saçma sapan şey. Kocasına barbaçalı. Ne yine koyacağım kadını da? Ya bırakın ya hadi ya. Hemen boşanma davasını açın. Hadi yürü. Hemen ondan sonra işimiz. Hadi. 15 seneden beri baktınız. Daha iyi bak şimdi. 15 senedir baktı aynı. Bak. Ya abartıp durma ya. Hadi işine hadi. Abla. Hadi işine hadi. Tabii 3-4 tane var elinin altında. Tamam hanımefendi eşiniz de diyor ki tamam boşanalım diyor. Tamam yardımcı olursanız
olursanız çok sevinirim. Tamam oluruz da yani hemen hanımefendi... Hemen tek celsede, hemen tek celsede. Siz bu adamı nereden buldunuz? Ben bunu bayağı oldu çünkü. Ahmet Bey mi buldu bunu size? Hanımefendi. Şimdi sadakattan Hayır. bahsederken, sadakattan bahsederken... Ben size... Hanımefendi size kendi bu... yaptığını da bir güzel anlatıyor. Epey olmuş bulalı. Cengiz Bey bir dakika. Hanımefendi size bugün beraber size bu mutluluğu tattıran 5 aydan beri beraber olduğunuz adamı Ahmet Bey mi tanıştırdı sizinle? Hayır. Hayır. Peki internetten Polat diye biri girmiş 4 tane kira borcu var demiş. O Polat kim? Onu tanımıyorum. İşte o Polat da Cengiz tamam. Bey diyor Ahmet Polat ismini kullanıyor diye. O dedi neyse, ya. Onu yüz yüze konuşuruz. Şimdi buradan beri konuşmak biraz çok uzun sürecek. İşte. Yani tanışmanıza sebep vesile olan Ahmet ismini aynen, değil de Polat ismini bu kullanan bu işin içinde kişi. Gene iş var. Gene iş var. Aynen. Var var. Evet abi evet. Polat evet. ismini kullanan Ahmet Avcı'dır. Aynen. Evet evet. Bir şeyler olmuş bu yani. Bu çıkacak meydana çıkacak gelecek. Abla sen geleceksin. Abla sen. Ben buraya geleceğim boşaltacağım seni gel. Abla biz buraya geliyorsun. Bak beni dinleyin. Hayır beni abla dinler sen misin? Buraya geliyorsun. Dinleyip de gelsin. Alo. He. Abla sen buraya geliyorsun. Müge Hanım. Efendim. Beni dinler misiniz? Ben dinle. Boşanıp şu anki beraber olduğum kişiyle resmi nikah yapmak istiyorum. Ve ki oradaki yani Çarşamba'yı veya Samsun'u görmek istemiyorum da. Senin orada evlatların var ablacığım. Tamam alacağım. Senin orada iki tane can ciğerin var abla. Evlatları yok. Alacağım. Tamam. Şimdi bir şey yapacağım. Yanındaki adam evlenmek istiyor mu evladını seninle? Düşüne evet. çıkar gider miydi ya? Sen çok düşünüyorsun ya. Sen... Çocuğun hastanede yok. Kardeşim bekledi başını. He? Bir de sen geldin git... kızımı dövmeye kalktın. Sen git Nuray'ındaki çocuklarına sahibetlik çık Cengiz Bey. Üç tane çocuğun var senin. Üç tane sahibetlik çık. Alo. Size var ya. Ya alo suçu... işte konuşun alo alo diyene kadar işte konuşun be kardeşim. Alo ne alosu yani? Beşiniz birden alo diyorsunuz. Programın yarısı alo ile geçiyor. Şey kızınız. Bak yardımcı olur musunuz? Ya ne boşanma yardımcı için? Olacağım kızım? Senin de çok aklın yerinde mi? 52 yaşındasın. Orada iki tane çocuğun var ananda. Aynen. Burada kocayı bırakmışsın. Burada bir tane Ahmet var. Bu adamı nereden buldun bilmiyoruz. Gerçekten. Gitmişsin senin orada. Senin kafa karışık. Yani karışık. Senin hakikaten kafa biraz gidik. Aynen öyle. Abla tedavi görmen sen lazım. Sen şimdi bir gel de bir ailenle aynen. bir buluş seni. Bak şimdi geliyor arkadaşlar. Gel bir buluş. Bir tamam. bakın birbirinize. Ondan sonra bir baksınlar tamam. onlar da senin tamam, evine barkına. Tamam ne istersen onu yapacağız. Tamam. Ya böyle internetten bulduğunuz adam internetin o şeylerinde gider yani Matrix'in içinde. Kardeşim internetten nereden internetten ya? Bizim de internetimiz var. Hiç çıkmıyor bir adam karşımıza ya. Nereden çıkacak ben anlamıyorum ki yani. Hayır ya, ne şimdi kafa internet dediğin ne ben anlamıyorum. Zaten. İşte şimdi bana açmadınız mı bir Instagram sayfası? Çok da kullanmayı da beceremiyorum. Bastım burada nereden çıkacak adam ben anlamadım ki yani. Ya altı ay ya. Yahu çıkanın değil nasıl diyelim. Çıkıyor ben anlamıyorum ya. Öyle adamlar yani ben de bilmiyorum. Annem de internet böyle sosyal medya kullanmadığı için sorup duruyor bana. Birincisi yani öyle bu, adamlar da çıkıp merhaba tanışalım mı demiyorlar yani. Nasıl buluyorsunuz siz bunları? Deli işler, saçma sapan işler. Ha 14 yaşındaymış gibi onlar yemin ediyorum bu yeni nesil daha bu işten şey olduğu için daha kullanmayı anladığı için onlar daha güvenli bir şey yapıyor birçoğu. Böyle çok acı çekerken kadın. Diyorlar. Çok acı çekiyorlar böyle telefon ellerinde. Ha, çok. Niye acı çekti dünya ya? Sen de kardeşim çekti ama kardeşim yok karımı Cengiz Bey ya. Ya yapıp edip sonra uslandım diye eve dönünce de her şey de bitmiyor yani. Kadın da bir şekilde senden intikam alıyor işte. Şimdi ne oldu? Sen aldatacağım dedi kızım. Bu beni aldattı ben bunu aldatacağım dedi ama kızım yanlış tuttu. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Sen çok güzel bence oldu. Bence hiçbir şey söylemeye de hakkınız yok belki. Cengiz Bey. Aynen öyle. Sizin yaşadıklarınızı anlayınca, düşününce ne yap? Bu kadına hocam, da söyleyecek. Hocam şimdi şey. Hocam. Bak, hocam yani. Şu var. Bak. Hocam. Üste çık. Hocam. Hocam bir dakika aldatıyorsan bir gün aldatılacağını bekle kardeşim. Aldatıyorsan bir gün aldatılacağını bekle. Haberin aynen. olur olmaz. Ama bunu unutmayın. Herkes aynen. bir şekilde intikamını aynen. alır. Aynen. Aldatmadan önce bir düşünün bakalım. Benim aynen. yanımdaki de bana ne aynen. yapacaktı? Ondan sonra gidin aldatın. Kusura senin, bakmayın. Senin herkes, kadın, erkek, çoluk, çocuk. Herkes bir gün intikamını alır. Geç alır, erken alır. Zamanında alır, zamansız alır. Ama alır.
Aynen öyle. Bak bu böyledir, hayat böyledir böyle, yani. Böyle tabii. Mesela ben Arnavut'um, bizde şey derler. 20 sene beklersin, intikamını alırsın, erken aldım diye hayıflanırsın. Çok güzel biliyor musun? İntikam yemeği geç yenir. Allah'ından bulsunlar. Benim o yüzden herkes birine bir şey yapmadan önce. Bu sadece ihanetle alakalı da değil. Birine bir şey yapmadan önce parasını mı çalıyorsun, dolandırıyor musun? Onu mu yapıyorsun? Bekle de ki bu bana bunun karşılığını verecek de bekleyin. Eğer bu şekilde beklemek iste akılsızsan dersin ki bu bana bir şey yapamaz salak dersin. Akıllıysan her zaman için beklersin ama ama akıllıysan demeyeyim yani hani biraz kafan çalışıyorsa ama akıllı insan kimseye zarar vermez. Aynen. Onun için çünkü demezler mi kendine yapılmasını görürsün. İstemediğin bir şeyi başkasına yapma yapmayacaksın. Onun için demezler mi işte herkes budur. Herkes bir şekilde intikamını alır. Öyle. Bunu sakın unutmayın. Gözünüz aydın dur şimdi. Çok sağ ol tatlım. Senin kız biraz hakikaten şey konuşuyor. Gidik yavrum haklısın. Evet. Aha, tedavi alması bu. Lazım. Hı? Aha bu bak, birincisi. Bak çocuğu olduğunu öğrenmiş biz gizlemiştik. Onuray'ın çocuğunun biri bundan da. Neyse o tamam da onlar da artık yaşanmış bitmiş. O bak benim çocuğum bunu 7 sene sevdi. Ben buna vermiyordum. Bu kaçıldı. Tamam da üzerinden geçmiş 30 sene. Ondan sonra bak, yani? Ondan sonra bunu çok sevdim. O karıyla birleştiği zamanı. Ya resmen iftira atıyorlar ya. Cengiz Bey olan olmuş biten bitmiş. Tamam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ya. Namuslu mu? Lan gel dur tutmadın mı senin kolundan? Tutmadın mı senin kolundan? Yanlış, yanlış. Aldın mı? Yanlış. Aldatmamış, aldatmamış. Ne atıyorsunuz şu an ne? Ya? Ne? Korkuyorsun seni bıçaklayacaklarını korkuyorsun. Sen neyi yakaladın? Neyi? Sen annemi... Boşadım niye dedin ya? Peki ya, sen... Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bir dakika. Başka bir kadının. Bu mevzuyu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Tamam, bu mevzuyu kapatıyorum. Konuşmuyorum. Ama şimdi benim mevzum Cengiz Bey'in çapkınlıkları değil kardeşim. Yaptıysa ya da yapmadıysa adam da yapmadım diyor. Tamam onun sözünü şey yapıyoruz. Ya dur. Tamam. Ablacığım sen öldü diye ağlayıp gelmedin mi kızım? Geldim yavrum. Bulundu mu? Bulundu tamam. Sağ mı? Sağ. Gözün tamam. Aydın. Sağ. Bundan sonrasını halledeceğiz. Benim...